Ben Yoldan Gönüllü Çıktım, Yeşim Salkım'ın Türk Pop Müziğine Merhaba dediği albümde en önemli şarkılardan bir tanesiydi. Ve aslında ben bir Onno Tunç şarkısı söylemek istediğim için bu şarkıya, bu adrese doğru gittim. Çünkü Onno Tunç'un diğer bütün şarkıları neredeyse üçer beşer defa seslendirilmişti, yorumlanmıştı, versiyonları yapılmıştı değişik formlarda. Ben Yoldan Gönüllü Çıktım'ın Yeşim'in söylediği dışında hiçbir versiyonu olmadığından yani şarkıya talip oldum. Çok sevdiğim bir şarkıydı zaten, hepimizin sevdiği gibi. O yüzden hani 90'lardaki ruhunu da, ya aranjman ruhunu da korumaya çalışarak ama kesinlikle 2018 hatta 2020'lere doğru gidecek bir altyapı olmasını hedefledik. Miraç Kutlu yaptı düzenlemesini. Çok da güzel yaptı bence. Bizim kendi içimizdeki çekirdek ekip dışında hiç kimsenin haberi yoktu. Çünkü bu şarkı ile ilgili hiçbir şekilde niye şimdi, niye cover yapıyorsun falan gibi bir cümle duymak istemiyordum. Hiçbir şekilde en ufak bir negatif enerji, hani negatiften kastım hani acaba mı gibi bir yorum duymak istemiyordum. Yeşime büyük sürpriz oldu ama benim çok sevdiğim bir arkadaşım, birbirimizle takılırdık her zaman gördüğümüzde. Ben ona işte hatta o bana bir gün derbederi birlikte okusak mı falan diyordu. Ben de bu şarkı çıkınca ona sosyal medyadan haber gönderdim. Hadi artık derbeder senindir diye. Yeşim'in yaklaşımı çok harika oldu. Çok kendine yakışan bir şekilde o sanatçı kimliğine yakışan bir şekilde yorum yaptı. Çok yüreklendirici şeyler yazdı. Hala da yazıyor. Senden başkasına da bu kadar yakışmazdı şarkı dedi. Evet, şarkı herkes tarafından da öyle. Yani herkes çok yakıştırdı. Tahmin ettiğim şey oldu aslında. Gerçekten çok amacımıza ulaştık diyebilirim. Çünkü yola çıkarken eğer bu bir yol klibi olacaksa istedik ki ülke çok güzel, Türkiye çok güzel gerçekten ve harika harika yerleri var ama hep daha merkez noktalar hedef alınarak çekildi bundan önceki klipler. Ben de öyle yaptım açıkçası. Ama burada biz rotamız Kaş'tan başladık. Yukarı doğru geldik, Alaçatı'ya doğru. İşte Kaş, Fethiye, Muğla, Akyaka, en son Alaçatı ama buralar aslında nokta atışları ama biz daha çok bu gittiğimiz yerlerin işte ne bileyim bir saat uzaklıktaki bazen terk edilmiş bir köy, bazen bir kuru yarısı kurumuş bir göl. Mesela orası gerçekten çok büyük bir serüven oldu bizim için. Çünkü Akhisar ile İzmir arasında Marmara Gölü var. Gölün yarısı kurumuş ve biz o kadar garip bir yoldan girdik ki oraya. Yani çekimde de çok eğlendik çünkü hep şey dedik yani çok akıllı iş değil yaptığımız diyerek gittik ama çok amacına ulaştı. Gerçekten benim kliplerim içinde bambaşka yere koyacağım 5 klipten biri diyebilirim rahatlıkla. Şu anda aslında bir albüm projesinin içindeyim ben. Ben Yoldan Gönüllü Çıktım da o projenin bir parçasıydı. Ama işte hani artık çok sık albüm yapılamıyor diye, mümkün olduğu kadar en iyisini yapalım diye çok titizleniyoruz her şeye. Bu biraz zaman alıyor tabii. Açıkçası 4 ayda bir de bir şarkı paylaşmak istediğimden Ben Yoldan Gönüllü Çıktım da o paylaşıma dahil oldu. Şimdi bundan sonra muhtemelen sanki bir single daha gelebilir. Ya da Ben Yoldan Gönüllü Çıktım'ın yol alışına göre albüme kadar gidebiliriz. Ama albüme kadardan kastım en fazla Nisan yani. Ben Nisan ya da Mayıs gibi artık albümün tamamlanıp çünkü yani 4/3 tamamlandı. Böyle bir iki şarkıda takılıyoruz. Olsa mı olmasa mı böyle mi olsa versiyonu gibi. Ama nihayet toparlanıyor.